Bir grup genç mukaddes kitabımızı futbol oynar gibi tekmeliyor. O görüntüyle şu an sosyal medya çalkalanıyor. İnternet sitesinde soruşturma da açıldığı söyleniyor ama hemen peşinden başka bir yere bağlayacağım mevzuyu. Önce o görüntüyü izleyelim. Ondan sonrasında vermesek daha iyi olur. Olabilir. Doğru. Ben de aynı şeyi düşündüm aslında. Yani daha 14, yaygınlaştırmamak 15, adına. Hem yaygınlaştırmamak hem de 15-16 yaşındaki çocukların kim olursa olsun yani bir heyecana kapılarak, bir deliliğe kapılarak. Hayır, oradan başka bir yere aslında varacağım. Yani ben çocuklara, izleyiciler büyük ihtimalle sosyal medyayı hemen hemen herkes kullanıyor. Ben seyrettiğim zaman içim cız etti. Yani Türkiye'deki gençlik bu mudur? Böyle mi olması ben gerekir? Şimdi bakın ben şöyle baktım olaya. Dedim ki ben şeyden kızmaktan ziyade tabii ki öfkeleniyorsunuz. Yani mukaddes kitabımız, uğruna ölümü göze aldığımız kitabımız. Ama onları besleyen bir zihniyet var Türkiye'de. Maalesef. Bakın dün İyi Parti milletvekili muhterem İsmail Ağa cemaati kanaat önderi Mahmut Efendi Hazretleri ile alakalı bir tweet atıyor. Altındaki yorumları görmeniz lazım. Siz de mi böyle oldunuz? İşte ömrü işte kılla tüyle uğraşmakla geçen bir adamın peşindesiniz. Takipten çıkıyorum. İşte o zihniyet besliyor. Bakın o gençlerin hadisesine ilişkin ekşi sözlük denen bir bataklık var. Orada açılan bu paylaşıma açılan şey var. Bir bakıyorsunuz altında 50-60'lı 45'li yaşlardaki adamlar motive ediyor. Tam benim ayar. Ben de gençliğimde böyle olmalıydım. Bakıyorsunuz onun başka paylaştığı yorumlara. Akşama kadar tek işi şuymuş o hasta adamın. İşte İzmir'de camiden Kur'an okuldu. Hayır bilmem ne yayını yapılmalıydı. Ya bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nde güya hukuk sisteminde denetimi olan bir internet sitesinde yapıyor. Bunlar besliyor. Ben oraya varmak istiyorum aslında. Eyvallah. Şimdi bu gençleri yani, birileri izleyici, motive ediyor. Evet, izleyici, domine ediyor. Mesajı almıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'e en basit, en adi bir şekilde saygısızlık yapılması ki içeriğine yönelik de saygısızlıkları biz bu ülkede gördük. İşte Aziz Nesin çıktı Kur'an-ı Kerim'le ilgili veya Hazreti Peygamber'le ilgili ahlaksızca isnatlarda bulundu. Benzeri şekilde Şeytan Ayetleri kitabı Aydınlık Gazetesi'nde yayınlanmaya kalkıldı o tarihlerde. Kitap halinde piyasada satılmaya kalkıldı. Ya inanmayabilirsiniz. Yani insanlar zaten zorla inanarak ahirette bir mükafat alabileceklerini iddia eden kimse yok. Eğer samimi bir şekilde inanıyorsa kişi ahirette bir karşılığını olumlu anlamda bulacaktır diye inanıyoruz. Şimdi zorla kimseye İslam'ı kabul ettirmiyoruz. Zorla Kur'an-ı Kerim'e saygı göstereceksin, illa el üstünde tutacaksın, okuyacaksın, ezberleyeceksin diyen yok. Ama asgari düzeyde benim inancıma da sen hakaret edemezsin veya onu basit bir şeymiş gibi göremezsin. Tekme atamazsın, içeriğinin tamamen hayal ürünü olduğu, Allah'ın sözü olmadığını, şu kişinin bu kişinin uydurması olduğu şeklinde ifadeler kullanamazsın. Maalesef gençleri de işte ne yapıyor? Cumhuriyet Gazetesi 3 gün ardı ardına cübbeli sarıklı gösteri vesaire diyor. Gençlerin üzerinde de şöyle bir algı oluşuyor. Bazı çocukları alıyorlarmış, zorla cübbe giydiriyorlarmış, zorla sarık taktırıyorlarmış, zorla Kur'an eğitimi veriliyormuş. Ben de burada o Kur'an'a tekme atacağım şeklinde bir yani ben 14, 15, 16 yaşlarındaki gençlerin hangi saikle bunu yaptıkları noktasında araştırma yürütülmesini ve bunun arka planında da mesela Eğitim İş Sendikası'nın bir dahli var mıdır yok mudur merak ediyorum. Ben size söyleyeyim. Yani bir, şu sosyal medya, herkesin bir cep telefonu var. Siz o okulda ne kadar ilim irfanı aşılamaya çalışsanız da sosyal medyada şu kafayı okuyan adam, şu kafanın paylaşımlarını gören adam, şuraya inanan adamların işte o okulda çırılçıplak şeyliği savunan, işte o sendikaların
mensuplarının paylaşımlarını görenin, o ekşi sözlüğü görenin, işte onları okuyor, o baskıyla, o enformasyonla, bakın o da, o çocuklarda bu hasta zihniyetin etkisine kapalıyor. Maalesef, onunla maalesef birlikte hareket ediyor. Yani sonuçta eğitim iş sendikası, hadi bakalım Antalya'da şu olay var, camiye götürüyorlar çocuklara, işte abdest almasını öğretiyorlar vesaire diye hemen bir açıklama yapıyorlar. Herhangi bir dini bilgiyi uygulamalı olarak göstermek istediği zaman din kültürü hocası hemen bunu basın toplantılarıyla vesaire deşifre edip kendilerince hedef gösteriyorlar. Şimdi bir kutsal kitaba, yani sadece Türkiye için kutsal kitap değil, dünya genelinde 1,5-2 milyar insanın kutsal kitap olarak kabul ettiği bir Kur'an-ı Kerim'e bir 15-16 yaşındaki bir öğrencinin tekme atması kime ne kazandırır ki? Eğitim İş Sendikası çıksın, sol çevreden gelen bu öğretmenler sendikası çıksın, desin ki ya tasvip etmiyoruz. Her konuda çıkıyorlar, hemen bir açıklama yapıyorlar. Bursa'da bir müdür, okul müdürü diyor ki ya kız çocuklarına tacizde bulunuluyor. Dolayısıyla erkek kız karışık şu sınıflarda özellikle uygulamasını yapmayalım. Mümkün olduğu nispetle erkek öğrencinin yanında erkek, kız öğrencinin yanında kız öğrenci. Sınıflar karma. Ona itiraz etmiyor. Onu değiştirmiyor. Ama sınıf içerisinde en azından görüyorsunuz. Yani bir otobüste, belediye otobüsünde dün mühendisim diyen bir, nereden baksanız 50 yaşında bir kişi, İki tane çocuğum var diyen bir kişi, yanı başında oturan mini etekli bir bayanın fotoğrafını cep telefonuyla çekiyor. Şimdi 50 yaşındaki bir insan bunu yaparsa, 13, 14, 15, 16 yaşlarındaki öğrencilerimiz şu veya bu sebeple, şu sahikle, bu sahikle, yanındaki kız arkadaşına şu veya bu şekilde hoş olmayan hareketlerde bulunmasın diye bir okul müdürü bir uygulama, bir tedbir amaçlı bir şey yaptığı zaman Eğitim İş Sendikası'ndan başlayın, o soldan çarklı öğretmenler sendikalarının hepsi kıyameti koparıyor. Şeriat devletine mi gidiyoruz? Buyurun işte. Buyurun. Tam Kur'an-ı Kerim'e. Tam onların tablosu, evet, bu. Maalesef. Tam onların teşvik ettiği. Böyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla siyasi iktidarın da eğitimin içeriğini daha dolgun şekilde uygulamaya geçirmesi gerekiyor.